Elhamdülillah, elhamdülillah. Göklerin yerin hakimi Allah'a övgüler olsun. Her şeyi isten, her şeyi de her şeyi kuşatan, her şeyi etmeden elbette ki odur. Evet, müjdeleci olarak hak ile gönderdik. Cehennemliklerden sorumlu değilsin. Gerçekten insanlar cehenneme koşmak için koşturuyorlar adeta. Yani ibret almamak için direniyorlar. Şu karede olduğu gibi işte insanlar Allah geçmiştekiler sizden daha yeryüzü imar etme bakımından bir takım şeylerde hani sonrakiler hani ilim üst üste binince bilgi artınca kendini bir alt zannediyor ya. Allah ki bu aslında ilim kaynağı, bilginin kaynağı, başarının, yapıların izni hepsi gerçek anlamda Allah. Yani Allah verirsedir. Tabii ki Allah izin vermesi demek doğru olduğu anlamına gelmez. İnsanı imtihan eder. İnsanın kararlarını bir karar almasını ve o kararların sonunu yaşamasını önünü açar anlamındadır. Bu yüzden Allah ile yaşayan, Allah'ı sakınan gerektiği gibi Allah onları işte baştan bela olacak şeylerde izin vermez. Daha hayırlı yerlerde izin verir. Bu ise namazları tam bir teslimiyet kılar, aklı olan, imanı olan, gerçek dürüstler. Maşallah. Her şeyi bilen işten Allah'a övgüler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Müslüman Müslümanın kardeşidir, ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez. Onu zor durumda yüzüstü bırakmaz. Evet, gücü yettiği kadar yapabileceği bir şey varsa yapmakta onur duyar. Yani bir iyilik yapabiliyorsa, hatta Müslümana karşı da değil sadece, Allah'ın rızası doğrultusunda bir hayvana, bir gayrimüslime dahil bir fırsat. Yani iyilik yapmak gerçekten bir fırsattır. İyilik, ibadet yapabilmek, iyilik yapabilmek. Bu yüzden de hele bir Müslümanı böyle bir fırsat olduğunda bırak onu ortada bırakmayı, yaptığı için hamd eder, şükreder. Gerçekten öyle. İyilik yapabilecek durumda olabilmek büyük bir şeydir. Yani büyük bir şereftir. Çünkü iyilik gerçek anlamda Allah'tan daha iyisi yoktur. Daha büyük karşılığı hiç kimse veremez. Hele Allah'tan isteyene karşı. Böyle Hristiyanların Hazreti İsa'yı övdükleri gibi övmeyin. Bana Allah'ın kulu ve elçisi deyin. Evet, Hazreti İsa'yı, hatta onu sonradan bu sözüne dahi iman edenler onun söylediğinden başka konuma koymuştur. Yani dinde sanki o insanları cennette koymada, cehennemde çıkarmada bir yetkisi varmış gibi bir cehalete bürünmüşler. O da bu ilah edinmektir açık seçik. O şefaat, yani onun duası, bütün elçi, şahitlerin duası, hatta salihlerin duası Allah'ın izin vermesi nihayetinde ulaşır. O Allah'ın onlara bir şereflendirmesidir. Yine rahmet Allah'tandır. Şefaat, dua, mükafat, gerçekten cezalandırma hepsi Allah'tandır. Ve azabı Allah'ta şiddetli olan yoktur. Yani bu sözü söyleyen peygamberi dahi niceleri ilah yerine, hatta bu söze inandığı yerden ilah yerine koyma cehaletini bırakmamıştır. İşte böyle bir rezil bir şeydir cehalet. Gerçekten Hazreti İsa'ydı Allah'ın oğlu gibi ya da onu bambaşka şekilde o bizim günahlarımızı sırtlandı. Gitti cahil adam. Sen niye dünyaya geldin o zaman? Senin imtihanla bir alakan yok o zaman. Yani bu çok ucuz bir oyun yani. Bu kadar ucuz bir oyuna insanoğlunun düşmesi gerçekten ne kadar cahil, kendini ne kadar rezil duruma düşürdüğün açık seçik beyanıdır. Mesela kandil herhalde bu tür şeye, buna da herhalde bir kandil, şu lamba, görünen lamba herhalde böyle bir şeydi yani, kandil anlamında eskiden bu gazla çalışan bu lambalar, gaz yağıyla. Bu ismi dahi kutsal zanneden peygamberin haşa, yani ne kadar cahilce, ne kadar ahlaksızca bir yakıştırma. Yani peygamberin düştüğü babadan, yani yılı bile ihtilaflı. Allah sırf öyle bir uydurma çıkacağını, öyle bir pislik şeytanın ortaya atacağını bildiği için yılı bile ihtilaflı. İhtilaflı olmasın, günü, zamanı, yani şeyi, yani bunun hangi gün, kaç aylıkken, kaç günlükken, ya bu hepsi ihtilaflı da. Yani o kadar ihtilaf olduğu halde, hiç ihtilaf olmasa bile böyle bir şeyi söylemek, böyle bir şeyi kutsal gün yerine saymak.
Çok edepsiz ya. Bütün dine saldırıdır. Bütün pislik yani bir haldir. Herhalde hiçbir regaip olsa gerek de kandili. Kandil dediğim bu lamba işte yani. Bunu, bu ismi dahi kutsal zanneden var. Bu ismi bile söz konduramayız gibi bir tutumda olanlar var. Bu kadar tamamen ne nasıl inandığını bilmeyen tiplerin kendileridir bunlar. İşte bu Allah'ın koyduğu Kadir gecesi, Kadir günü gecesi aslında bir günün bütünüyle kadrini bilip onu gece ve gündüz kadrini bildikten sonra o zaman Allah'ın üzerine lanetten uzaklaştırıp rahmetini, selametini, esenini yağdırmasıdır ve bu bütün günler için müjdedir. Siz bunu bilmiyordunuz. İsa Mesih şimdi gelişiyle, müjdelenen gelişiyle bunu size öğretiyor. Evet, bundan sonra da beni ya da herhangi bir kimseyi başarısından dolayı övmeyin. Çünkü başarı Allah'tandır. Allah'a övelim. Birbirimize Allah bizi yoldaş kıldı, arkadaş kıldığı için, kardeş kıldığı için de hamd edelim. Birbirimize tabii ki değerini bilelim. Teşekkür et, öz gerekirken teşekkür ederim. Nankörlerden olmayalım. Ama gerçekte yani biz her birimize gerçek anlamda başarıyı veren Allah'tır. Biz yani birbirimizde Allah birimize bir başarı daha fazla vermişse onu daha çok sevme sebebidir. Doğru. Neden? Çünkü demek ki o Allah katında ona layık görülecek bir tutum içinde daha çok. Ki Allah ona başarılarını lütfetti. O zaman onu daha çok sevelim. Yani ama yine de asıl hamd, övgü kaynağı Allah. Allah'tır. Bunu asla unutmayalım. Yani bu şu anda Hristiyanlar niceleri yani İsa'yı nasıl şey yaptıysa Ahmet, Muhammed Ahmet Aleyhisselam'ı da nice işte kendi Müslümanım diyenler tamamen başka konuma koydu. Allah'ın koyduğu kendisini de uyardığı halde koymayın dediği halde başka bir konuma koydu ve zulüm dinlerini paramparça ettiler. Bu kadar gruplaşmalar, bu kadar fitneler, bu kadar cehalet buradan akıyor zaten. Allah hadis denilenlerin maskesini düşürdü. Hadisten türeyen dinleri ifşa etti. Afganistan'da, Mısır'da, İran'da, Irak'ta, Suriye'de kanayan Afrika'da her yerde hadisleri ifşa etti. Hadislerden türeyen dinlerin nasıl birbirini katlediğini bize gösterdi. Yani hadislerin tamamı ya da oradaki söz yani peygamber atfedilen sözlerin okuduk işte nicelerini. Çok güzel gayet Kur'an'ın hikmetinden nasiplenen sözler. Bunlarla ne derdimiz olacak ki? Bunlara başlayıcı yaparız. Bu işte bir takım şeytan hileleri yani İncil'in içine dahi Allah geçmiş İncil. Gerçek İncil şimdi iniyor da ki büyük İncil bütün Kur'an'la bir bütün halde Allah'ın takdiriyle İsa ile beraber yani Kur'an'ın beyanlarıyla içeriyor nicelerini. Ve ama yani Tevrat, İncil bunlara çeşitli şekillerde fitne girmesi izin verdi. Çünkü Kur'an gelecekti. Önünü ve sonu bugün de bize hakemlik yaptığı gibi hakemlik yapacaktı ki yapmakta yeteri kadar. Ama bu hadis yani peygambere atfedilen sözler için de geçerli. Bunların içerisinde sırf bir fitne var diye tutup diye güzel olanı mesela şey yapmak yani cehaletin daniskasıdır yani bunu bu güzellikler yani bu doğrudan Kur'an'ın şeyidir namazı terk eden namaz İslam'da yok diyenin cehennemden çıkması yani cennete bu dünyada zaten rahmeti tadamaz ki ebediyen şeye tatsın güzellikleri tatsın yani güzel söz peygambere atfedilen güzel sözdür tabii ki de baş tacıdır. Yani biz bunlarla ne derdimiz olacak ki? Ama şey anlamda yani gerçek anlamda yanlışları tabii ki de tabii olamayız. Bugün dinlerini bozup İslam'ı cani gibi gösteren işte Allah'ın işte insan mesela öldürmede sınır belli. Kısas. Bir insanın canına yeryüzüne bozgunculuk yani bozgunculuk da öyle bozgunculuk deyince insanlar hem her şeyi bozgunculuğa vurabilir. Aa bu adam işte yalan konuşuyor. Bu adam bozguncu. Bu adam yalan konuşuyorsa git onun doğrusunu şey yap ifşa et. O adam rezil olsun. Adam kimsenin canını tehlikeye koyacak. Yani kimsenin canına mal olacak bir sözleri o yöndeyse elbette ki o adam doğrudan bir fitnedir, bozguncudur. Ama birilerinin canını kastetme anlamında herhangi bir şey fiili bir söz yoksa sen onu sen o kadar ki önünde kitap var, o kadar şey var, hakikat var, o kadar hikmet var, o kadar peygamberlerin sözleri var. Sen bununla
Sen onları dağıtamıyorsan, şu çürük dediğin, çarık dediğin, yalancı dediğin, cahil dediğin kimsenin o ucuz şeylerini, sen zaten daha betersin demektir. Bu yüzden de bu işte bir takım peygambere Allah'ın insan öldüğü can ne zaman şey yapılır, onun sınırını koymuş. Keza yani gereken cezaların ağırlığı da belirlenmiş. Bunların ötesine gidip bunu İslam'a Allah'a nispet eder. Allah'a en büyük iftira atmış olurlar. İster hadis, ister ayete dayandığını söylesin. Bunlar zalimlerin, İslam düşmanının kendileridir. Doğru. Ama doğru bir yerde var, bir yerde yanlış var diye oradaki doğruyu çöpe atmak, bu da ayrı bir cehalettir. Biz bundan da beriyiz inşallah. Şunu bilin ki en hayırlı ameliniz namazdır. Gerçekten namaz nur kaynağı, rahmet kaynağıdır. Rabbe yöneliş kendimiz. Yani neden en hayırlı? İşte birileri itiraz edilir. Şu kadar şey yapılır, şu kadar. Namaz senin insanlığını hatırladığın, insanlığını tamir ettiğin yer. O yerdir. Aslında öyle olması gerekir. Öyle değilse o kıldığın namaz değildir zaten. Senin neden ayetler okuyorsun? Çünkü sürekli senin cevaplara ihtiyacı var. Sürekli seni Rabbini doğru hatırlamaya o kadar öğret. İşte o kadar yeryüzünde cehalet var. O cehaleti ortadan kaldırmaya ihtiyacın var. O ayetleri okudukça işte düşünüyorsun üzerinde. Ağır ağır eğiliyorsun, kalkıyorsun. Vücudun belli hareketlerle, kan dolaşımın, beynin, hücrelerin işte yani alnındaki düşünme, alnın bölgesindeki düşünme bezleri dahi burada bir incelikle, temasla, bir hareketle bir ayrı bir şey yapıyor. Yani burada bir spor söz konusu, burada bir salgılar, işte mutluluk hormonlarının devreye girmesi, kendini daha huzurlu hissetme, birçok şeyin doğrudan şey söz konusu. Bu zaten namaz bir tamirhanedir ve Rab bizi gerçek anlamda bu dünyada bizden bir rızık istemiyor gerçek anlamda. Yani biz bu dünyada kulluğa geldik. Yani bu kulluğun da birinci şey olarak Allah'ı yüceltmek, Allah'ı bilmek, ona secde etmek diğer hainlerden ayrı olan. Bu yüzden de namaz bizim rahmet içine girmemiz, kendimizi karanlıktan kurtarmak için, insanlığımızı hatırlamamız için bir eğitimhanedir. Bu ne yaptığını bilmezlerin kıldığı namaz zaten namaz değildir. Bunu ona bakıp da bunlar da böyle demeyin. Çünkü orada bilinçle kılınma dışında yaklaşmayın denmesi zaten hani ilişki üzerinde örnek de onun içindir. Evet, andolsun bu son derecede gerçekten doğru. İşte bugün bir kimsenin aslında namazla yıkılmıyor. Kişi namaz bilmiyor. İşte tamam ezber, bir takım ezberleri okumuş kalmıyor. Tabii ki de orada yani en ufak yani niyetinde dahi beşte Allah'a itaat ediyorum. O bile kendisine birçok hayır, büyük hayırlar getirebilir kılmayana göre. İçinde şirk yoksa, eğer ki işte bir Allah'la beraber peygamberi, peygamberden meddet ummuyor, umma gibi yoksa işte peygambere salavat getiriyor. Diyor ki salavat getirdiğim için peygamber bana şefaat edecek. Sen onu ilah edindin. Yani sen orada peygambere dua ediyorsun. Allah senin üzerinden sana, o sana dua ettiği gibi sen de ona dua ediyorsun. Onun dua, senin duan ona giderse tekrar sana da hayır yazılır. Çünkü onun duası kabulü, işte peygamberlerin duası kabulü. Müminlere işte dua, kendisine dua haram kılınmamış herkese hayır getirir. Meleklerin de duası keza, şahitlerin duası. Ama sen şey yani bunu tutup da bir peygamber bana doğrudan böyle bir dua ettiğim için bana şey yapacak derse onu ilah edinmiş olursun. Yani dinin içinde namazın içinde hiç şirk yoksa yani o gerçekten normalde hani %100'ün yani bir namaz kılıyor. Bilinçli kılınmadığı zaman, kılındığı zaman diyelim ki %100 bir nimettir, bir lütuftur. O gidiyor %99'unu bırakıyor. Ama oradaki %1 de kılmayanın yani bin kat önüne geçmek için bir sebep olmaması düşünülemez. Ama o kişi yarın sırf cehaletinden dolayı zaten yaptığı bir şeyi tutup akıllıca Allah'ın ayetlerinde Resulü'yle öğrettiği şekilde bilgiyle, bilinçle namazı sürekli Kur'an'ın ayetlerini tekrar tekrar baştan okuyup bir kendini bir tamir hani bir eğitimhane, bir üniversiteye dönüştürmediği için kendini nice rahmetlerden, cevaplardan mahrum bırakıp karanlık
hayatta kalması gibi kendini nice büyük haylardan da mahrum ettiğini gördüğünde vay vay ahmak kafam diyecek. De inşallah o bu dünyada olur ve talife edecek imkanı olur iyilerin. Kitaba sıkı sıkı sarılıp namazı özenle ve sürekli kılanlara gelince bir düzeni sağlamaya çalışanların ödülünü zayi etmeyiz. Evet, kitaba sımsıkı sarılan, onu okuyan, onun subhanallah, bu da çok isabetli, tam bu bilgileri dahi Rabbin takdiriyle rastgele gibi ama Allah'ın kulu yapması o kadar yüce ki insan rastgele gibi yaptı bir şey Allah bir ahenge dönüştürür. Bu ayeti yani normal hiç aklıma gelmedi ama burada kayıt etmişiz. Gerçekten de namazı kılıp kitaba sarılan Rabbin ayetlerine ve gücü yettiği kadar iyilik yapan Allah mükafatını elbette zayi etmez. Elbette ki mükafatın en hayırlısı Allah katındadır. Tabii ki de yani namazı kıldım. Namaz sana dedi ki bir tamirhanedir. Bu yüzden en hayırlısıdır. Ama diğer yandan sen zekatı vermedin, iyilikler yapmadın, cihat etmen gerekti, cihada çıkmadın. O zaman sen şey yap, ama namaz öyle bir şey ki sen namazı duruma göre şeklini değiştirebiliyorsun. Yani savaş mesela var. Aa, savaşa gitmem çünkü namaz kılmam gerekiyor diyemezsin. Savaşını gerçekleştirirken o esnada kılacaksın. İşin çok 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 acil işin var. Namazını Allah'ın takdiriyle, belli Allah'ın izniyle kolaylaştırma, daha hızlı kılma. Rabbin sana haram kılmamıştır. Ya da yürümen gerekir. Hiç durma imkanın yok. Yolda giderken kılabilirsin. Ya da hastasın. Hareket edecek halin yok. Oturduğun yerde ya da yattığın yerde. Hatta Allah doğruları ancak başarıyla çıktığı imtihanlar versin. Ya da felsi bir durumdasın. Gözlerini kılabilirsin. Gözlerini de kımıldamıyorsan düşünceyle kılabilirsin. Yani bu, ha, düşünemiyorsan zaten o artık mesul değilsin. Bu açıdan da düşünmek yetisi kendisi alınmadığı halde düşünmeyenlerin ne kadar büyük bir vebal altına girdiğini hayal edebilir misiniz? Allah'ın göğsünü İslam'a açtı. Böylece Rabbinde bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Subhanallah, subhanallah. Gerçekten ne büyük bir nurdur. Allah'ın gönlünü İslam'a açtı. Yüzünde, gözünde hayatı nur dolar. Diğerleri karanlık içerisindedir. Bu dünyalarını gerçekten nasıl feci bir şekilde geçirdiklerini dahi farkında değiller. Yani saçma sapan şeylerden haz ararlar. Gerçek zamanlarını, paralarını, maddiyatlarını çöp ederler. Kendi zararlarına koştururlar. Bu gerçekten insanın kendi elleriyle kendine kıymasıdır. Allah'ın insana göğsünü açtığı bir nur üzeredir. Gerçekten hayatı bambaşka görmeye başlar. Gerçekten bambaşka yaşamaya başlar ve onun için artık hayat çok çok daha anlamlıdır. Gerçek anlamlar taşlar yerine oturdukça oturur. Bu yüzden de Allah'ın nurunu, Allah'ın İslam'daki nurunu arayalım. Teslimiyetimizi Rabbimize gösterelim. Gerçekten o her şeyi bilen, her şeyi isten, her şeyi kuşatan, her şey üzerinde şüphesiz tanık olandır. Allah birine hayır dilemişse o kimse, artık hiç kimse ona bir kötülük yapamaz. Rabbimizin kapalı kimsenin haliyle nur üzere olan kimsenin hali bir mi? Rabbin bize, ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de bize iyilik ver, bizi cehennem azabından koru gerçekten. Allah'ın bizi cehennem azabından koruması halimizdedir. Sizdeki üç şeyi görebilen insanlara güvenin. Gülüşünüzün ardındaki kederi, kendiniz ardındaki sevgiyi, sessizliğiniz ardındaki nedeni. Evet, aslında bu basit bir şey değildir. Yani bir insan eğer ki yasayı gerçek anlamda benimsememişse, bir kimsenin İşte belli başlı yani bir hataya düşebilir insan. Şeytan var, düşmanımız. İşte bir şeyi öğrenme süreci vardır. Öğrenme sürecinde birçok yani zorluklar yaşayabilir. Kendisi belki biraz daha hızlı geçmiştir ama kendisini çok zorlandığı, bazı kavramakta zorlandığı konular vardır. Yani bizim bilgili olma ihtiyacımız var. İnsanların anlayabilmemiz için gerçekten tabii ki de dürüst olmayan kişilerle zaten bir ilişki kuramazsın. Bir kimse ikiyüzlüyse, yalancıysa yani ona zaten her türlü patlar o
bir taraf dürüst olsa da yetmez ama iki taraf dürüstse, bir de kendileri Rabb'e güveniyorlarsa, Rabb onları mutlaka bir şey yapar. Yani kendilerini yanlış anlama sebepleri olacak halleri dahi ortadan kaldırır. Yani özetle kimse kimseye gerçek anlamda güvenemez. Kimse kimseye boş yere ben sana güveniyorum, ben şöyle seni seviyorum, şöyle sana bak. Hayır, o yine çıkar söz konusudur. Yine çıkar söz konusudur, yine çıkar söz konusudur. Gerçekten birbirine güvenenler, gerçekten Rabb'e güvenenlerden başkası değildir. Çünkü Rabb'e güvenenler, yani onu teslimiyetlerini Rabb'e bağlamışlardır. Umutları Rabb'dedir ve onlar Rabb'den hayırlısını murat ederler. Ve ona açtığı kapıyı, ona verdiği nimeti sarılır, değerini bilirler. Rabb de onlara iyilikle bakar, kötülükleri uzaklaştırır. Onların hayrına olmayacak şeyler, yani kendisini belki böyle üzüleceği bir durumla, durum üzerinden dahi ondan soyutlar. Mesela bir arkadaşım, bir putperest, çok sevdiğim, gerçekten çok değer verdiğim bir insan. Umarım değerine değer kadar, gerçekten bir nur üzere kalbi İslam'a açıldıktan sonra tanık olduğum son zamanlarda biri. İşte bir parti, yani putperest, bu mevcut partiler ya şirketine putperest, yani doğru dürüst bir parti yok. Bunlara işte bunu bir babasının daha doğrusu bir şeyle, baskısı, zorlamasıyla ya da artık bir takım sözleriyle, aldatmasıyla, yönlendirmesiyle partilere gitti. Onu uyardım ya. Oralar putperesttir, oralar işte vesvese doludur, kötüdür, şeydir. İlk başta anlamadı. Sonra çeşitli sebepler üzerinden anlamaya başladı. Ve en son orada kopma noktasına geldiğinde o putperest, oradaki şeyin gelse hoş olmayan bir üslupla yaklaştığını gördü. Mesela o hoşuna gitmedi ama o rezil, o pislik olan yerden Rabbi onu kurtarmış oldu. Yani bunun gibi bu yüzden de gerçekte birbirine siz Rabbine güvendiğinizde Rab sizi güveneceğiniz kişilere, yani sizin için hayırlı olanları yakın, hayırsız olanları uzak tutar. Yani bu yüzden de yani birbirini anlayabilmek de bir gerçek anlamda güvenebilmek de yasayı kendine hakem yapmakla alaktır. Allah Teala'yı unutturan gaflet üstüne her şey düşmanıdır. Allah bizi kendilerine anlamazların halinden korusun. Göklerin yerin hakim Allah'a övgüler olsun. İyilik yaptığımızı zannederken birilerine kıymayalım. Gerçek iyilik birilerini yasaya, doğruya davet etmekledir. Yani bir insanı eğer sen yasaya davet etmiyorsan, yasayı kurtuluş ebedi, gerçek nurun, ebedi kurtuluşun olduğu yek kaynak yasaya çağırmıyorsan, o insana istediğin kadar dünyalık üzerinden iyiliklerde bulun. Gerçekte iyilik yapmıyorsun. Şu ya, şu iyilik işte şuna benzer. Bir insana o kadar mal mülk istediğini ver. Onu yasayı, Rabbin ebedi yaşam, ebedi yani bu dünyaya göre şu yağmuru düşün gerçek anlamda. Şu bütün yağmurla bir damla yağmur bir olur mu? O bu ebedi yaşam, bütün yağmur ebedi yaşamın örnekliği dahi yetmez. Çünkü ebedidir. O yağmur ne kaç ton, kaç bin ton, kaç milyon ton olursa olsun nihayet biter. Biz sınırlıdır ama ebedi yaşamın sınırı yoktur. Allah'ın dilemesi. Allah dilediğini yapar ama bize bildirdiği budur inşallah. Namazlarımızı, Rabbimize yönelişimizi aksatmayalım. Gerçekten tertemiz olana sarılalım. Allah'tan başkası gerçekten ölmeye layık olan sadece Allah'tır. Rabbin nurunu sarılalım. Müjdeci, uyarıcı Resulünüze tabi olun. Allah'ın ayetleri bize gerçekten açıldıkça açılıyor. Artık kendimize kıyanların haline düşmeyelim. Artık göklerin yerin hakimi Rabb'e teslimiyetimizi gösterelim. O bize üzerimize tanıktır. O iştendir, bilendir. Her şey üzerinde gözcüdür. Gerçekten insan kendine kıyma yarışında. Allah bizi kendine kıyan anlamazların haline düşürmesin. Yasaya tertemiz sarılalım ve gaflet düşenlerden olmayalım. İyilik yaptığını sananlardan değil, gerçekte iyilik yapanlardan olalım. Göklerin yerin hakimi Allah'a övgüler olsun. O işten bilen, her şey üzerinde gözcü olandır. Her şeyi kuşatan, her şeyin hakimi de odur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İsa Mesih, Jesus Christ. Hamdolsun. Mehdi Aleyhisselam.